Evet, gün ortasından merhaba diyelim değerli izleyenler. Bugün itibariyle depremde 11. günü artık arkamızda bırakmış bulunmaktayız. Biz depreme özel yayınlarımızı gün ortası kuşağında sürdürüyoruz. Ancak bir yandan borsa piyasalar açıldı. Ekotürk biraz kendi asli görevine de döndü. Malum biliyorsunuz. Ancak gün ortası depremle ilgili yayınlarını sürdürecek, devam edecek. Konuşacak çok konu var. Yapacak çok şey var. Değil mi Simay Bülbül? Hoş evet, geldin canım, yayınımıza. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol abi. Simay Bülbül Sarıpınar'ın yaptığı işleri anlatacağız. Gerçekten bu kadar kaotik bir dünyada güzel ve organize işler de oluyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Çünkü gerçekten çok güzel insanlar var. Ben şöyle diyeyim, ben güzel insanları bir köprü olmasına aslında vesile oluyorum öyle. Çünkü gerçekten çok kıymetli gönüller ve insanlar var. Çok konumuz var. Evet. Şimdi aslında daha da çok konumuz var artık bundan sonra. Değil mi? Değil mi? O yüzden köprü olmak lazım ki iyilik buluşsun. Peki, birazcık teaser gibi olsun. Anlatacağız tamam. Hepsini. Çok kısaca biraz depreme dair ben biraz bilgi vereyim. Çünkü bu sabah itibariyle AFAD'dan gelen son bilgi 36.187 kişinin hayatını kaybettiği yönünde. Tabii ki resmi rakamlar bunlar. Rakamlar biraz daha yavaş güncellemeler yapıldığına tanıklık ediyoruz. 108.068'de yaralı var maalesef. Pek çok da çocuğumuz, evladımız var bu yaralar arasında. Birazdan sevgili Simay'la da konuşacağız. Dün ciddi bir bağış kampanyası düzenlendi. Pek çok televizyon kanalının ortak yayına geçtiğini biliyoruz. 115 milyar liraya aşkın bir bağış toplandı. Gerçekten de inanılmaz bağışlar yapıldı burada. Onu da gördük. Türkiye'nin belli başlı kuruluşları. Ama en başta devlet kurumlarının da belki biraz arkalarından sürüklemek için diğer kurumları ön plana çıktığını gördük. Mesela Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 30 milyar liralık bir bağış kampanyasıyla katıldı. Tabii ki bir yandan da barınma sorununa kalıcı çözümler bulunmaya çalışılıyor. Çünkü sevgili Simay Bülbül bir kalıcı elinden geldiğince geçici ama uzun vadeli geçici bir çözümü sunmuş durumda depremzedeleri. Onu da konuşacağız. Çok kısaca borsanın da endeksinde şu an fena gitmediğini ifade edelim. Bir yükselişle dönmüştü. Çok ciddi kararlar alınmıştı borsayı destekleyen malum. Bunların da etkisiyle pozitif bir seyir var. Uzmanlar borsada da bu pozitif seyirin devam edeceğini etmesini bekliyorlar. Nitekim dün 4950 gibiydi endeks. Bugün evet, teşekkür ediyorum Seyhun. 5067 son endeks rakamı. Bunu da aktarmış olalım. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bölgeye geleceğini ifade edelim. Sadece Türkiye değil birkaç ülkeyi de ziyaret edecek ama Kahramanmaraşlı merkezli depremlerden etkilenen bölgeyi de ziyaret edecek. Adana, İncirlik üstüne de tabii ki en başta gideceğini biliyoruz Blinken'ın. Evet, şimdi depremin ilk anından beri tabii ki en hassas noktamız çocuklarımız, evlatlarımız. Yaşanan şeyler gerçekten çok büyük bir trajedi. Çocuklarımız için de öyle. Sindirmemiz kolay değil. Unutmayalım zaten. Çünkü çıkarmamız gereken çok fazla ders var değerli izleyenler ama gerçekten çocuklarla ilgili durum daha farklı yaralıyor hepimizin yüreğini. Dolayısıyla hani ilk andan beri herkes çocuklar için bir çaba içerisine girdi. Ne yapabiliriz, nasıl yapabiliriz, nasıl destek olabiliriz, işte evimizi açmak istiyoruz falan pek çok söylem oldu. İşte WhatsApp grubu oluşturanlar, Aile Sosyal Politika Bakanlığı'nı arayanlar, Simay Bülbül değil mi? Yani gerçekten evet. De bu çocuk meselesi başka bir sorun, başka bir dert. Aynen. Sen de tabii ki depremi beklemeden çocuklar için elini taşın altına evet, koymuş yıllardır bu konuda. Biliyorsun. Biliyorum. Evet. Bir dernek, Kırmızı Çocuklar evet. Derneği, kıymetlimiz. Evet. Sadece bununla kalmamış, aynı zamanda da evini çocuklara açmış, yüreğini çocuklara Hı-hı. açmış. Aynı zamanda da koruyucu olduğun evet. evlatların olan evet, bir annesin. Evet. Dolayısıyla senin söyleyeceğin çok fazla şey var bu farkındalık tarafında işin. Yani çok tabii duygular harekete geçti. Herkes ne yapacağını düşünüyor, taşınıyor. Hala beklentiler var depremzede çocuklarla ilgili ama önce bir bilgi almayı arzu evet. ederim senden, bölgeden. Ne kadar çocuk şu an enkaz altından çıkan, hastanelerde hala tedavisi süren var ama Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı intikal eden ne kadar çocuk var? Bilgisi Aynen. var mı? Şimdi şöyle, tabii ki gerçekten çok büyük bir afetten bahsediyoruz. Yani bütün sistemlerin kilitlendiği ve çöktüğü ve çok acı tabloları yaşadığımız. Çünkü ben her gün oradaki birebir ailelerle de görüşüyorum. Birebir çocuğunu kaybetmiş anneler beni arıyorlar, çocukları buluyoruz. Süreç
süreç çok zor birincisi. İlk etapta Aile Bakanlığı zaten bölgedeki hali hazırdaki yuvalarda koruma altına alınmış çocuklarımız vardı yani yuvalardakiler. O çocuklar tahliye hemen edildi zaten. Hı-hı. Hemen İstanbul'a belirli başlı yine tekrardan bu bölgedeki yuvalara tahliyeleri oldu. Çünkü oradaki yuvaların da aslında bütün sistemi çöktü. Çalışan anneler göçük altında kaldı gibi. Bunun dışında koruyucu ailelerimiz vardı çok fazla. Biz hemen ben de benim gibi birçok dernek gerçekten çok kıymetli dernekler var. Koruyucu aile dernekleri. Hemen bir iletişim grubu kurduk. Ve o aileleri oradan tahliye ettik. Biz bir depremzede grup, koruyucu depremzede aileler. Depremzede koruyucu aileler, aynen. Bunlardan bir grubunu biz Kırmızı Çocuklar Derneği olarak Kapadokya'da bir ev açtık hemen. Çünkü yakın bölgeydi, oraya yerleştirdik. Ben kendi evimin yanında bir Çekmeköy'de yine kendi bir evimiz vardı. Aslında kira vermek için tam böyle bitirmiştik. Çok bunun için kısmetmiş diyorum, iyi ki diyorum. Bir 5 aileyi buraya getirdik çocuklarıyla hemen. Ve hemen bir gün içerisinde Kırmızı Çocuklar Derneği olarak yine birçok gerçekten kurumsalımızın çok kıymetli desteğiyle, Alem Dergisi'ne tutun birçok şeye göre bir günde orayı eve döndürdük. Hı hı. Ve aileleri oraya yerleştirdik. Şimdi yine birebir çok aile geliyor, koruyucu aileler vesaire. Bazı özel aileler var, çocuğu hasta olan, görme engelli olan, onları birebir ev açmaya çalışıyoruz. Bu bir başka bir süreç. Yani hepsi inanın başka bir çalışma programı, başka bir iş. Tabii. Nerelerde şimdi, başlamaya çalışıyorsunuz? Sima? Şu an network kurduk. Aynen. Dediğim gibi ağırlıklı tabii ki İstanbul yaptık. Çünkü İstanbul'da operasyonumuz çok rahat. Hı-hı. Yani bir günde ev açabilir aileler. Çünkü çok fazla tanıdık ve kurumsallar, gönüllerimiz burada olduğu için. Ve tabii ki sadece ev açmak değil ki. O evi minimumda şu anda önümüzde gördüğümüz bir 6 ay var. Bu da minimumda. O 6 ay boyunca o evin ihtiyaçlarını karşılamak, gıdası, işte her türlü bütün ihtiyacı, çocukların ihtiyacı, doktoru. Biz şimdi bütün çocuklarımızı doktorlara götürüyoruz, sağlık kontrollerini yaptırıyoruz. Bu evlerin gideri, kontrolü derken ağırlıklı İstanbul'dayız aslında. Bir Kapadokya'da kendi bölgemiz olduğu için, Kapadokya'da ekibimiz İsmail olduğu için. Bu arada ben devam et, sen konuşmayayım ama çok kısaca rejiye de ben söyleyeyim sevgili Seyhun'a. Bir klibimiz var. Simay kendi yan evini tam kiraya verecekken 5 evet. Aileye açtım dedi. Evet evet. Şimdi 6. ailemizde geliyor zaten. Boştu ev. Evet yani evet. Bir evet. ev herhalde bir gün iki gün içerisinde nasıl evet. hayata geçirilir, hı-hı. nasıl harekete geçirilir? O evin depremzedeler için ne diyelim bir yuvaya dönüşmesi için sadece mobilya ve eşya yok. Bir yeni gelin evi havasında. Evet. İçeride ışıl ışıl aydınlık bir atmosfer kurmaya çalışmış evet, Simay. Evet, çünkü inanın yani şöyle bir hemen ilk günden bir karar aldık. Birincisi olabildiğince eğer mecbur kalmadıkça da ikinci el eşya almayalım hemen dedik. Görmüş olduğunuz evdeki her şey hemen bütün markalar tarafında bir saat içerisinde bizim kapımıza getirildi. Ben gönüllü kendi, olarak. Evet evet kendi evim de yan komşu olduğu için benim evimi depo haline döndürdük. İşte çarşafından tutun da inanın her şeyine kadar çocukların yaşlarını hemen öğrenmiştik. Onların oyuncak bir ikinci el hemen hemen hiçbir şey neredeyse kullanmadık gibi bir şey oldu. Beş aile çünkü var. Çok kaç önemli. Neden biliyor musunuz? Tabii ki. Tabii. Burada çok büyük bir acı var. Ailelerini kaybetmek ayrı bir şey. Evlerinden olmak çok başka bir şey. Bir inanılmaz bir mahcubiyet var. Yani ben o mahcubiyeti gözlerinde gördüm. Bir başkasının evine sığınmış olmak, sokakta kalmış olmak. Bir aile bana dedi ki koruyucu aile ilk günlerde orada. İşte herkes tabii ikinci elini gönderiyor vesaire. Bu kötü bir anlam demiyorum ama o kadar duygusal ve kötüydü ki ben dedi bu çocuğa dedi ne şartlarda baktım dedi.
Yine de dedi sokaktan hani yemek yerim ama çocuğum ben dedi ikinci elim giydirmem dedi. Ama şey anlamında demiyorum, anlatabildim evet. mi? O an onların gerçekten o mahcubiyeti o kadar kötüydü evet. ki. Şimdi işte bizim artık beşinci gün oldu sanırım aileler geleli. Artık bizi işte çaya ne zaman geliyorsunuz? Size börek yaptık ondan sonra size kek yaptık ne olur çaya gelin diye. Bizler artık onlara misafirliğe gidiyoruz. Hı hı. Bu çok kıymetli bir şey. Rahat etmeleri de kıymetli bir şey ama hep söylediğim bir şey var. Bu bugünlük bir şey değil. Yani evet. çok uzun bir süreç var önümüzde. Ne kadarlık evleri, çok uzun bir yerim tabii. Üzgün. Bir yıl en az belki değil mi? Bir yani yıl işte bilmiyoruz ki. Çok... Hiçbirimiz gözümüzün önünde şu an bu kadar bir felaketin sürecini tahmin edemiyoruz. Ama bizler ev veren, yine Zekeriya Köy'de çok kıymetli özge evini verdi. Minimumdan 6 aydan düşünerekten zaten bu alarak. Evleri göze alarak girdik. Ama 6 ay içerisinde de bu evin artık ihtiyacı neyse el birliğiyle hep beraber bir arada hallediyor olacağız. Yani daha tabii bölgeden tahliyeler devam ediyor. Çok, her gün telefon geliyor. Yüz binlerce eve ihtiyaç var. Mart ayında inşaatların başlayacağını düşünürsek en iyi ihtimalle 2024 Mart Nisan gibi Anca. Hatta yazın depremzedelere konut sağlanacağını söylememiz gerekiyor. Bir konteyner temininin bile ne kadar zor olduğunu, çadırcılardaki çadır stoklarının bir hafta için nasıl tükenebildiğini gördük. Biz bir çadır operasyonu yaptık. Yani dedim ki hatta işte hepimize birer ders bence. Dernek olarak şöyle bir karar aldık. Belki de belli bir stoktaki çadırları bile belki de bazen stoklarımızda ve depolarda tutmak gerekiyormuş. Çünkü evet. o kadar zor operasyonla çadır toplayabildik ki ve bölgeye 4 tane 20 kişilik çok büyük dev çadır yaptırıldı ama nasıl kontaklarla onu bir gecede yine yaptırtılıp bir gecede çünkü yaptırtmak da önemli değil. Evet. Oraya göndermek bir konu. Başka bir oradan gerçek o depremzedeye birebir ulaştırmak başka bir operasyon. Lojistiğin de ne kadar önemli müthiş, olduğunu. Müthiş bir süreç geçti. Aldık. 100 tane de tekli çadır yaptırıldı. Onlar da birebir gerçekten ihtiyaç sahiplerine yerinde gidilip şu an dağıtılıyor. Evet. O da bir başka bir operasyon. Çadırları da iklim şartlarında korumanın da ne evet. kadar zor olduğunu evet. gördük. Şu an zaten geçici bir çözüm biliyorsunuz. Geçici bir çadır çözüm. Şu ara. Ondan sonra belki konteyner sürecine geçilecek. Evet. Çünkü çadırlarda bu kadar süre içerisinde yaşam mümkün değil. Evet. Kaç çocuk var evde şu an? Kaç bizim ilk evde şu an 8 yani şeyle beraber bir 13-14 yaşları da hani 15 yaşında da var. Sanırım 12 çocuk oldu bizim şu an Çekmeköy'deki evde. 4 aylık, 3,5 aylık bir bebeğimiz bile var. Ha, o yavrum evet. benim. Hamile evet. var mı? Şimdi bu evde yok ama hamile bir ve otizmli çocuğu da olan ve hamile olan bir ailemizde dün başka bir Çekmeköy'de kendi dayalı döşeli evi olan bir gönüllümüz vardı. Hiçbir şey biz yapmamız gerekmedi. Aileyi aldık. Direkt birebir ona yerleştir. Çünkü çocuğun sorunlarımız var. Sağlık ameliyata girecek vesaire. Dün de bir hamile bayanımızı oraya yerleştirdik. Bir gönüllü ağıyla yine. Hı hı. Böyle devamlı bir de hazır evlere yerleştirme durumumuz var. O da ayrı. Evet. Yani hazır ev derken dayalı birinin döşeli. Evi var dayalı döşeli evet. ama o an kullanmıyor gibi hani hı. mesela. Aynen. Kırmızı Çocuklar Derneği bunun için bir merkez sevgili seyircilerimiz. Biz de buradan bir kez daha evet. altını çizelim. Şu an tabii ki bir 6 aylık en azından bir süreci göze alan hı hı. herkesin. Çünkü Türkiye'deki otel sayısının, tesis sayısının yeterli mümkün olmayacağı değil. Ortada bu kadar büyük bir felakette. Dolayısıyla hani 6 ay evini verebilecek her kim varsa dayalı döşeli de olabilir olmayabilir. Sevgili Simay 2 günde gönüllü bağışlarla kendi evini evet. her şeyiyle eksiksiz bir şekilde hazırlamış. Bunu yapan şirketlerimiz de var. Herkes hazır. Dolayısıyla bir kez daha duyuralım. Kırmızı Çocuklar Derneği'ne ulaşınız lütfen. Eğer teşekkür boş ediyoruz. Ve en az 6 ay vermeyi göze aldığınız. Aynen. Yani ev veremeseler bile yapılacak yine çok konu var. Yani oraya erzak göndermek evet. bile bir evet. şey. Tabii, yani tabii. Veyahut şirketler zaten. Aynen aynen. Olarak. Her türlü konu bizde evet. Bir yerine ulaşıyor evet. şeffaflık şeyiyle Simay zaten. Simay Bülbül zaten diyor evler açılmaya devam edilecek. Evet. Bu yola baş koymuş bir isim var karşımızda. Dolayısıyla da ister içine ister eve. Aynen. Nereye çalışırsanız herkesi bekliyoruz aynen. biz burada. Ama biraz çocukları da konuşalım evet. istiyorum evet. ben zaman da hızlı ilerlerken. Var. çünkü gerçekten de deprem olduktan sonra işte çocukları gördük. Annesiz babasız kalan aynen. çok evladımız olduğunu tahmin ediyoruz. Hastanelerde tedavi görüp yakınına ulaşma zorluğu içerisinde evet. olan pek çok çocuğumuz olduğunu görüyoruz. Bir süreç bu. İnşallah akrabaları hayattadır. İnşallah en azından akrabalarıyla buluşurlar. Evet. Son derece önemli ama bundan sonra tabii ki özellikle bizim çevremizde, büyük şehirlerde, Türkiye'nin her yerinde böyle bir fısıltı kulaktan kulağa. Evet.
Herkes aportta, aman bir çocuğu ben hemen evlat edineyim diye. Pek çok insan gönüllü olmak istediğini duyurdu. Ama herhalde Simay çok iyi biliyorsun sanki. Evlat edinme kararı çok zor alınması gereken bir karar. Aldıktan sonra bile o kararı prosedürde uzun. Biraz çok. Anlat. Yani bu fısıltılar gerçeği de yansıtmıyor galiba. Yansıtmıyor. Zaten olamaz. Öyle bir şey olmamalı. Yani onu da aktaracağım. Şimdi birincisi ben şöyle en baştan şöyle çok kısa başlayayım. Lütfen, yani tabii ki. Deprem süreci olmasaydı koruyucu ailelik nedir'i çok kısa anlatacağım. Tabii tabii soracağım onu. Neden? Çünkü hep söylediğimiz bir şey. Devlet korumasında her zaman çok çocuğumuz var zaten. Şimdi tabii ki daha fazla olacak. Sayı nedir aşağı yukarı şu an? Şimdi normalde totalde deprem dışında aslında bizim 20 bin civarında Türkiye genelinde bir koruma altında çocuğumuz vardı. Fakat 20 binin 8-9 bin de yaklaşık aileler yanında yaşayan koruyucu aileler. Şimdi bu sayı şu an nasıl bir değişimde ne olduğuyla ilgili tabii ki de şu an resmi bilgi henüz bilinmiyor. Büyük bir kaos daha var da değil çok mi büyük an? Bir kaos var. Şöyle oraya şöyle açıklık getireyim. Şimdi herkes de bir zannediyor ki depremzededen işte göçükten çıkartılan çocuklar hemen koruma altına alınıyor ve hemen bir ailenin yanına yerleştirilecek zannediyor. Ve o yüzden bizim telefonlarımız, derneğin telefonları, diğer dernekler, hatta bakanlığın, il müdürlüklerin telefonları susmuyor. Ama şimdi proses böyle işlemez. Hiçbir zaman işlemeyecek de. Konu ne olur? Depremzede bir çocuk biyolojik anne babasını kaybetmiş bile olsa, ki çok böyle çocuğumuz var biliyorum, koruma altına alınmaktan öte tabii ki de hemen sisteme girer. Ama hemen mahkeme kararıyla koruma kararı çıkmaz. Neden? Çünkü belki de bu çocuğumuzun anneannesi var, babaannesi var, dayısı var, teyzesi var, kuzeni var. Yani bir hastanede mesela. Bir hastanede veyahut da şu an herkesin şöyle de bir süreci var inanın. Göçünün altında hala akrabası var, cenazesi var. Herkes inanılmaz büyük bir şekilde dağılmış ya da bir anda başka hastane, başka şehre gönderilmiş. Biz şimdi bugün dün onun öyle bir vakayla uğraştık. O orada, o oraya gönderilmiş. Yani böyle bütün aileler maalesef paramparça dağıldı. İşin psikolojik tarafını bir kenara koyuyorum. O yüzden kurum yani sistem önce birinci dereceden yani ailede kimler var ve bu ailelerden bu çocuklara sahip edinecek yani alacak ailesine kişiler var mı? Önce onlara bakılması gerekiyor. Öyle bakılacak. Kuzeni olabilir, anneanne olabilir, dede olabilir. Diyelim ki kimse yok veyahut da artık o ailelerde de ebeveynlik veyahut da yaşam şeyi çökmüş ki bunlar da çıkacaktır. O zaman mahkeme kararıyla bu çocuklar koruma altına alınacak. Fakat travmalı bir çocuğu da hemen koruyucu aile olmak çok zor. O yüzden de bu çocuklar evet artık şeye girecek, sisteme girecek. Ama şöyle bir şey var. Önceden koruyucu aile olma sırasına ve prosesine girmiş, bu prosesi bitirmiş kişilerden başlanacak. Yani bu ne demek oluyor? Şu an ben, tabii ilk aşama çok kolay. O yüzden şu an Türkiye tarihinde bir koruyucu aile başvuru patlaması var. Yüz binlerden bahsediyoruz. Evet. Çünkü hepimizin vicdanı çok yaralı, gözlerimize gördüğümüz o ekrandaki görüntüler perişan edici. Doğal olarak herkes bu heyecanla, bu üzüntüyle hemen ben bir çocuk sahibi olayım, hemen oradaki çocuğu kurtarayım gibi bir şey var, bir algı var. Ama bu doğru bir algı değil, zaten sistem dışı bir algı. Önceden sistemde girmiş ve koruyucu aile olma prosesini tamamlamış ailelerden başlayacak sistem. Yani sorulacak, koruyucu aile liyakatına erişmiş aileye bir çocuk daha ister misin diye öncelikle sorulacak. Aynen. Bunlar var olan koruyucu ailelere yani bana da sorulabiliyor ki ilk başta soruldu. Ondan sonrasında veyahut da sistemde geçmiş çocuk bekliyor ama daha ya da yani bitirmek üzere prosesini belki de o çocuklar onlara yerleştirilecek. Çünkü koruyucu aile olmak gerçekten çok kıymetli bir şey. Müthiş bir şey ama kolay bir ebeveynlik değil. Yani ebeveynlik zaten zorken koruma altındaki veyahut da travmalı bir çocuğa ebeveynlik olmak tabii ki de çok daha zor. Ama bu şu, şimdi herkes online bir başvuruyla koruyucu aile olma ilk aşamasını yapıyor ya. Herkes de zannediyor ki yarın hemen herkes devlet temelinde çocuk teslim edecek. Kapıda böyle hediye gibi. Böyle bir şey olabilir mi? Çünkü devletin şuna bakması lazım. Zaten sistem böyle ve çok doğru bir sistem. Ben diyelim ki şu an başvurdum. Ben acaba sağlıklı bir birey miyim? Ben acaba bir bulaşıcı hastalığım var mı? Ben sağlıklı bir ebeveyn olabilir miyim? En önemlisi de maddi tarafın şeyi çok önemli değil ama bir asgari ücret bile olsa sürekli bir işinizin olması ve normal bir evinizin olması yeterli. Ben acaba gerçekten istiyor muyum?
anlık bir hevesle mi istiyorum? Yoksa ben bu yola kalbimi, gönlümü, hayatımı vererek bir ebeveyn olmak istiyor muyum? Bu da nasıl bir süreç biliyor musunuz? En az 6-7 aylık bir süreç. Zaten bunun yanıtını kişinin en başta kendisinin alması lazım değil mi? Evet. Çünkü anlık bir heves olma ihtimali de bu arada çok yüksek. Çok yüksek. Ne dersin Simay? Ya hocam bana bir telefonlar geldi ya da bir WhatsApp'larda konuşmalar geldi. Aynen şöyle yani A4 üzerine liste toplayanlar, koruyucu aile, kaç yaşında istiyorsun, ne istiyorsun? Ondan sonra bir kere zaten çocuk seçilemez. Seçer gibi. Seçer gibi. Sanki marketten sipariş veriyoruz. Şu konuşmalar döndü. Ya bir ay alırım ben. Bakarım. Ondan sonrasında gönderirim yani hani. Evet çok fena. Bu olabilir mi? Mümkün değil yani. Bu uzun ömürlü yani olması gereken bir şey. Yani aldım bir ay baktım ben onun vicdanımı da rahatlattım. Sonra geri göndereyim. Olabilecek mümkünatı yok. Zaten normal süreçte de buna izin vermiyorlar. Yani bırakın o depremi. Çocuk sizin evinize ya da bizim evimize girdikten sonra o çocuğun bir yakını çıkmazsa o çocuğun girdiği evde kalması gerekiyor bir kere. Aynen. O yüzden ömür de boyu, bir yakına çıkıp çıkmayacağını önce onu onu süzgeçten geçirecekler. Ondan sonra mahkeme kararı çıkacak ve sonra aileyle yerleştirilecek. Ama bugün başvuruna değil. Evet, demek bu duygularla değil. Bu duygularla da değil. Bu süreçte de değil. Bütün bu başvurular şu an 100 binleri geçti diye biliyorum. Çünkü ilk aşama çok kolay. Aile Bakanlığı'nın sitesine giriyorsunuz. Online'da bir tık yapıyorsunuz. Şimdi bunun tık yaparken bile fotoğrafını çekip ben başvurdum diye sosyal medyasında paylaşan var. Bu böyle bir paylaşım olabilecek bile bir konu değil. Şimdi devlet yani kurumlar bu aileleri çağıracak. Birebir değil belki de toplu bu sefer hani görüşmeler yapılacak. Büyük ihtimal öyle planlanıyor. Çok, çok başvuru var. 100 binden önce başvuru var mı? Var. Var. Toplu görüşmeler yapılacak, anlatılacak bu konu. Oradaki masalarda asıl başvuru alınacak belki de. Çünkü asıl başvuru daha bu değil. Asıl başvuru yapılacak bir sürü evrak işi var. Ne kadarlık bir süreç, zaman, şimdi normalde 6-7 aydan başlıyordu bu süreç ama bu kadar yoğun ve bu kadar sistemin genelde tabii çöktüğü bir sistemde belki bu biraz daha uzayabilir ama belki bazı şeyler kısaltmanın yollarına bulunabilir bakanlık tarafından. Şu an herkes buna çalışıyor. Ama her durumda herkes farkındaki şu işin sıcağının bir geçmesi lazım. Kesinlikle. Değil mi? Bir 3 ayın kesinlikle. Belki geçmesi kesinlikle. Bir de bu proseslerden herkes geçecek. Evet. Ama prosesleri kısaltmanın yöntemini bulunabilir mi? Bu arada onlar bakılabiliyor. Ama bir ailenin bir koruyucu aile olabilme statüsünde yeterli olup olmadığına devlet kesinlikle bakacak. İnanır mısın biz kendi deneyimden ben sana örnek vereyim. Ben 900 soruluk psikolojik teste girdim. Çapraz sorgulara girdim. Çünkü gerçekten hani akli olarak da bir ebeveynlikte acaba ben bu çocuğa bakıp bakamayacağımı test ediyorlar. 3 tane mülakata girdik. Belli aralıklarla. Bizden bir sorular geldi, bir mektup yazmamız istendi. Ve o mektup mesela bilgisayarda yazmak yasak. Yani elle yazıyorsunuz. Bu da enteresan. Çok oradan enteresan da ayrı bir analiz çıkıyor. Oradan da bir ayrı bir analiz çıkıyor. Mektuplar belki de başkasına yazdırdı ya da belki de bir yerden copy paste yaptı. Bilmiyorum yani her şey bence analiz ediliyor. Biz eşimle beraber oturduk. 3 gün boyunca o mektubu yazdık. Yani hatta bir ara eşim 10. sayfadaydı. Dedim dur ne yapıyorsun? Sayfalarca biz el yazısıyla bakın. Asla şey geçerli değildi. Bunlar yapıldı. Devlet hastanesinden muhakkak kontrole gidiyorsunuz. Özel hastaneler kabul değil. Devletin kurumundan sağlık kontrolünüze geçiyorsunuz. Bir bulaşıcı hastalık var mı? Herhangi bir başka bir durum var mı? Ondan sonra. Ha bu arada engelli olabilirsiniz. Çok fazla engelli ailemiz var. Bizim görme engelli ailemiz engel var. Değil. Bu bir engel, engel değil. Olmak bir engel değil. Engelli yüreğin olmak engel bir engel değil. Yani. Aynen. Ve aklında. Aynen öyle. Aynen. Görme engelli ailelerimiz var. Koruyucu aile olmuş. Şimdi hatta şu anda İstanbul'da öyle bir ailemiz var. Şu an onunla ilgili çok uğraşıyoruz. Ona mesela bir ev açacağız. Görme engelli olduğu için bizim eve alamadık. Onun için başka bir ev açacağız inşallah şimdi. Onun yaşayabileceği düzende. Önemli olan aynen dediğin gibi şuradan gerçekten gönlünü her şeye versin. Ve bu proseslere inanarak sadık kalsın. Evet, evet. Kaç evladın var senin Simay şu an? Şimdi bizim evim... Attı galiba sayı değil mi? Yani depremzedelerin dışında da zaten artmış. Depremzede onları bir başka bir şeye koyuyorum. Biz zaten buna böyle eşimle şöyle bir şey dedik. Yani bizde sıfatlar önemli değil. Biz anne baba sıfatı değil. Biz bir aileyiz dedik. Şu an ailemizin 5 ebeveyn, yani 5 çocuğumuz var.
Ondan sonra üçü bizim evimizde yaşıyor. Eşimin zaten ilk eşinden de oğlu vardı, o bize hafta sonları geliyor ama bir tane de kızım var benim, o yani bir şey koruyucu ailesi olduğumun ablası, biyolojik ablası. Hı-hı. Biz onu da korunacağa yerleştirdik. Hafta sonları da o geliyor 15 yaşında. Böyle kalabalığız, 5 minimum diye. Neşeli, coşkulu. Beş çok şey yani gerçek anlamda benim... Çok enteresan, ben gençken hep şey derdim, en büyük hayalim 5 çocuğum olsun. Hep öyle konuşuyordum. Biyolojik olarak bir çocuk kısmetim oldu. Hı hı. Ama gün sonunda yine bir 5 çocuğumuz oldu yani hani. Tekrar dediğim gibi sıfatlar önemli değil. Evdeki herkesin, hepimizin soyadı başka. Evdeki hepimizin annesi başka anneden. Geçenlerde oğluma bir de... Evden çıkan çocuklarımız var bizim. Geçen pandemide de bizim 3 tane büyük çocuğumuz vardı. Fakat onlar genç yani. Onlar daha sonra biz onları evlerini açtık. Memur oldular, çıktılar. Benim oğlumun başka biyolojik kardeşleri var gibi böyle bir enteresan bir aileyiz. Benim ufak oğluma geçenlerde yani depremden önce bir etkinlikte soruyor. İşte ata biniyordu. İşte kaç kardeşsiniz? Biz 11 kardeşiz. Öğretmen şaşırıyor. Nasıl yani diyor. Hani 11 kardeş olabilir mi? Bir aile bunlar. Sayınca gerçekten 11 kardeşler. Yani 11. 11'ler. Güzel, çünkü güzel. Benim oğlumun da 4 biyolojik kardeşi var. Hı-hı. Onu da sayıyor. Onu sayıyor derken bakınca kan bağı olmadan can bağıyla 11 kardeşler evet, yani. Sayın her zaman söylediği bir şey, kan bağı değil, can bağıyla bağlıyız birbirimize hepimiz diyor. Hepimiz, aynen. En başta gerçekten hani bunu hissedebilmek lazım. Evet. Kolay bir süreç değil ama Simay, yani dikensiz gül bahçesi değil. Şimdi saydığın çocuklar evde siz sürekli kocaman bir aile şeklinde şölen masasında oturup yemek yemiyorsunuz. Yok. Hastalık var, sağlık var, dert var, yana, kavga var, o da var, bu da var, her şey var değil mi? Şimdi bu çocuklar her biri, biz sadece benim çocuklarım için demiyorum ama günün sonunda bir travma geçmişi olan çocuklar. Benim kendi koruyucu ailesi olduğum oğlum 3,5 yaşına gelmişti, şimdi 10 yaşında. Biz onunla bile her dönem oyun terapilerine gidiyoruz. Çünkü bu gerçekliğiyle büyüyor. Biz bu gerçekliği de ona çok güzel anlatıyoruz. Bunun yanlış bir şey, ayıp bir şey olmadığını. Bazı aileler söylemiyor mesela biliyorsunuz. Yapılabilecek çocuğa en büyük haksızlıktır bu. Bazı aileler biyolojik ailelerle görüştürmüyor. Yine bir çocuğa yapılabilecek en aslında büyük yanlış. Çok ekstrem bir durum, hani tehlike durumu olmadığı sürece. Çünkü bu benim çocuğumun gerçekliği. Bir biyolojik ailesi var, onu doğuran. Ben diyorum ki ona, ben o anneyle babanı diyorum, çok seviyorum senin diyorum. İyi ki seni doğurmuşlar diyorum. Ama ben de onun bakan annesiyim. Yani onu da asla yok saymıyorum. Şimdi düşünsenize bir çocuk iki anne babadan bir travmasıyla büyüyor. Sevgi içinde bile büyüyse bu kafa karışıklığıyla büyüyor. Biyolojik ailesini gördüğü zaman tabii ki de kafasına soru işaretleriyle eve dönüyor. Bir kere devamlı inen ve çıkan bir psikoloji var. Tabii. Bunu handle etmek bile... Başka bir iş. Yani içinde bulunduğu ortamla gidip kendi ailesini gördüğü tabii. zamanki ortamı, muameleyi, tabii. her şeyi, tabii. sosyoekonomik, her şeyi her kıyaslıyor. Her şey. Yani her biri bir konu. Şimdi mesela bizim ailemiz, biyolojik aile Sinop'a taşındı. Sinop'talar. Bir 4 benim oğlum onları göremiyor. Pandemi de girdiği için araya. Hı hı. İnanır mısınız biz, eşim, yani izinler aldık tabii ki, hepsi izin. Her şeyimiz izinli bu arada bizim. Yani mecburen koruyucu ailelikte şehir değiştirseniz bile il müdürlüğüne bilgi veriyorsunuz. Tatile bile gitseniz Çeşme'ye diyelim ki biz gidiyoruz. Bilgi veriyoruz. Biz diyoruz bu tarihlerde bu adresteyiz. Biz oğlumuzu arabayla bindik, Sinop'a gittik. Biyolojik ailesiyle görüştürdük. Ondan sonra onunla çok güzel zaman geçirdi. Aynen arabayla geri döndük. Bu çocuğun onları görmeye de ihtiyacı var. Onları bilmeye de ihtiyacı var. Çünkü artık çocukta şey olmaya başlamış. Acaba öldüler mi, yaşamıyorlar mı? Yani bu tarzdaki travmalar bizim bu çocuklarda her zaman daim. O önemli bağ her olan, zaman devam ediyor aynen. çünkü. O bağ net. O bağın önüne söyleyeyim. Geçmek mümkün değil. Yani 18'ine insanın, varınca bu çocuklar annesi babası ne olursa, onu, ne onları yaşanmış gidip olursa bulacaklar, yüzleşecekler, ağlayacaklar. Kavgasını küseceğini, neyse şeyini yapacak. Belki de o ona bakacak geri, bilmiyorum. Evet. Yani o bağ kimine tabii ki de nefrete de dönüşebiliyor ama belki de o nefretini kusacak. Kimi de vicdanına dönüyor. Çünkü her ailede çok kötü sonuçlardan dolayı, durumdan dolayı çocuklarını koruma altında bırakmıyor. Çok travmatik konulardan da bırakan var. Hı-hı. O yüzden de 18 yaşına gelince, çünkü biliyorsunuz bu izinleri var, 18 yaşına gelince her birinin hakkıdır diye zaten söylüyorum her zaman. Evet.
Şimdi tabii koruyucu aile olmaya dönük son dönemde önemli kampanyalar düzenlendi. Hı hı. Bir farkındalık düzeyi Türkiye'de eskisine oranla çok kesinlikle arttı. Süreç gerçekten de hani gelişmiş dünyaya özdeş, belki ondan çok daha iyi bir modelle Türkiye'de uygulanıyor. Hı hı. Bunu duymaktan ayrıca memnunuz senden az önce. Şimdi anlattığın yani süreci çok, aylar süren bir süreç. Kesinlikle. Şöyle bir rakam, 3 gün önceydi bu tabii ki ama bence bu çarpı olmuştur yani. En son duyduğum rakam sadece İstanbul'da 40 bin civarında bir başvurudan bahsediyorlardı. Ama 2-3 gün önceydi. Evet. Bence bu rakam şu an çok değişmiştir. Yani 20 bin civarında bir koruyucu olmaya aday çocuktan bahsettin. 20 binin zaten yarısı koruyucu aile yanında, zaten hemen hemen 8 bini. İstanbul'da 2.000-2.500 civarında çocuk vardı. Yani bu 40 bin, hadi olsun şimdi 50 bin, 60 bin. Hı hı. 60 binden. Bunun içinde mutlaka kalıcı olarak gerçekten canı gönülde o çocuklara ulaşmak isteyen aileler de vardır. Aynen. Belki bundan 10 gün önce o cesareti gösteremeyip şimdi gösterebilip ömür boyu sürdürebilecek aileler vardır. Yani 60 binin ben 60, yani İstanbul bazındaki sayı 60 bin diyelim ki. 60 bin zaten çocuk yok, o ayrı bir şey. 60 binden bu yola tam gönül koyacak yani 1000 kişi bile çıksa, beni bizim için diyoruz şu an, bir mucize diyoruz. Yani o 60 bin bine bile düşse bizim için mucize ve çok büyük bir rakam. Kesinlikle öyle. Kesinlikle. Ve bir düşme olasılığı da var yani bu vesileyle. Koruyucu aile sisteminin... Kalmayacak, o 60 bin şeyi kalmayacak. Çocuklar, tabii ki de bu arada çocuk sayımız artacak. Yani çok üzülerek tabii ki söylüyorum. Depremden dolayı rakamları şu göremiyoruz. An 35 binlerde ama bunun çok üzerinde bir rakam çıkacak oradan. Ne kadarı enkaz altından kurtarılabildi. Tabii ki bunları da henüz bilmiyoruz. Annesi babası ölmese de çok ciddi bakım yetilerini kaybedecek aileler de çıkacak. Belki vefat etmedi ama her şeyini kaybetti. Her şeyini kaybetti. Sırf maddi olarak düşünmeyin ama belki sağlığına ciddi problem, yani yaşayacak ama sağlık ciddi problemi olacak gibi gibi yani. Evet, evet, maalesef. Yani şartlar gerçekten çok zorlaşıyor ama bir yandan da bir büyük işbirliği, gönül birliği enerjisi değil mi Türk insanında? Bizim bu dönem çok sınavlardan hep geçiyoruz. Türkiye olarak hep zaten geçiyoruz da. Bu tabii bugüne kadar gelmiş sanırım herhalde en büyük felaket diye tarihe geçecek. Öyle. Bu dönem herkes şapkasını böyle önüne çıkartacak aynen. Bu dönem birlik dönemi. Biz bu kadar büyük bir yıkımı her açıdan, çocuklar olsun, aile olsun, orada yapılacak yeni konutlara kadar her şeyi birlik içerisinde yapmak bence bu ülkeye olan bugüne kadarki bence en büyük borcumuz. Ben hep öyle diyorum. Evet. Ve kısa dönemli bir iş değil bu. Hadi bir şeyler yaptık, gönlümüzü rahat ettirdik değil. Aylarca, aylarca elimizin taşın altında olması gereken bir süreçten bahsediyoruz gerçekten. Biraz tabii gönüllülük de çok önemli değil mi? Yani çok. Onu da net algılamış durumdayız. Çok. Gönüllülük maalesef işte Amerika'da şurada burada olduğu gibi bize okullarda öğretilen bir şey değil Simay. En büyük eksikliklerden biri değil mi? Gerçi herhangi bir deprem ve felaket anında gerçekten yüz binlerce gencimiz, yetişkinimiz gönüllü olmaya aday. Ama normal zamanlarda da dünyanın bu düzeni içerisinde o kadar karanlık ve o kadar kaos var ki o kadar çok ihtiyaç duyan çocuk, yetişkin gibi. Yani şu gönüllülük konusunu da gerçekten şu Milli Eğitim Bakanlığı'na buradan seslenelim. Kesinlikle. Ne olur müfredatın içine yerleştirip kesinlikle gerçekten bizim de anne babalarımız, babalar olarak üzerimize düşen bir şey. Çocukları sosyal hizmetler kurumlarına belki götürmek, ziyaret ettirmek, kesinlikle orada çalışmalarını, mesai yapmalarını sağlamak. Yani çalışma anlamında değil, gönüllülük anlamında. Ya bunu Türk kültürüne yerleştirmenin her yolda değil mi? Aynen. Çabasını yani göstermek lazım. Bireysel tabii çok yapan var çocuklarına ama bunun bir akademik formatta da keşke olması bütün lazım. Çocuklar için geçerli çünkü olmalı. Ben hep inanıyorum bizim ilk günden beri bizim misyonlarımızdan birisi dernek olarak. Çocuğun çocuğa yaptığı yardım da çok kıymetli. Evet. Sadece çocuğumuza yetmek de değil, o çocuğun o çocuğa yardımı o kadar özel ki biz o yüzden projelerimizde bunu çok yaparız. Mesela bir marka kurduk, çocukların yaptığı tasarımlar, hatta benim oğullarım onları mesela satıp biz çocuklara yardım ediyorduk. Yani çocuğun eli çocuğa değiyor, bu çok kıymetli. Evet. O bu bilinçle uyumak zorundalar. Çünkü ben bugün kaç gündür oğullarıma onu söylüyorum, evde beni göremiyorlar, hani böyle bir önce üzüldüler, dedim ki bakın. Durum böyle. Şu an çok zor bir süreçten geçiriyoruz.
bugün ben, yarın da belki sizler bu görevi alacaksınız. Çok değerli gönüllerimizin, hem büyük gönüllerimizi saymıyorum bile kurumsallarımızı ama öyle güzel paketler geldi ki sana anlatamam. Bazen ben fırsat bulamıyorum sosyal medya ama kendim paylaştım geçen gün. Notlar yazmışlar. Yani çocuklar kendileri not yazmışlar. Bu artık hani senin oyuncağın olsun, mucize çocuk diyerekten. O notlar bana bile o kadar kıymetli geldi ki evindeki oyuncağını ayıklamış. Ondan sonra benim oğlum ikinci gün şeyini kumbarasını getirdi. Yani bunun oyuncak alanı dedi. Şimdi bunlar çok kıymetli. Çocuklarımıza bence verebileceğimiz en güzel miraslardan birisi bu gönüllülük. Kesinlikle. Bugünden de başlarsak. En güzel hamur çünkü yani. Evet. Empati duygusunu da geliştirmemiz şart. Çünkü okullarda mobbingin, çocuklar arası akran zorbalığının çok arttığını görüyoruz. Ben önemli eksiklerden birinin hem aile yapısı ama bir yandan da bir şekilde bunu o müfredatın içerisinde gönüllü hareketlerle geliştirebileceğimizi düşünüyorum. Yeni bir sorundan mesela şimdi söylediğin için aklıma geldi. Yani aklıma geldi. Biz bunu kaç gündür konuşuyoruz. Şimdi bu çocuklar bütün şehirlere yerleştirilen aileler. Tabii. Çünkü şehir artık biliyorsunuz. Komple boşaltılıyor ve bütün her yere dağıtılacak. Çadır kentler kuruluyor tamam ama şimdi bu çocuk ailelerin çocukları okullara gitmeye başlayacak. Başka okullara, başka çocuklarla olacaklar. Şimdi orada da başka bir konu girecek. Orada başka bir konu girecek evet. Bunun da hazırlığının, ön hazırlığının hem çocuklar için yapılması onlar zaten lazım. Bir travmatik. Bir anda yani bir Doğu bölgesinden bir kültürden İstanbul'a gelenler var. Hatta ilk başta kolejler açıldı ama ben mesela ilk günden beri söylüyoruz. Belki kolejlere yerleştirmemek lazım hemen bu çocukları. Yani bunlar bile bir şu anda bir konu, bir çalışma projesi. Çok üzerinde çalışması çok konu gereken var. Çok soru var. İnanılmaz. Yani bizim orada burs alan öğrencilerimiz vardı. Türkiye genelinde burs alan, KYK'larda olan koruma altında gençlerimiz var. Mesela bir konu. Şimdi bütün herkes bu KYK'lara yerleştirildiği için o KYK'lardan o çocuklar çıkartıldı. Evet. Ama bu çocukların da ailesi yok ki gitsin. Değil mi? Şimdi biz bir yandan onları evet nöbetçi KYK'lar hemen oluşturuldu ama öbür tarafta yemek çıkıyordu belki şimdi burada çıkmıyor. Bu çocuğun gidecek yeri yok. Tüm düzenlere hasta olanların da tabii ki. Yani cebinde bir bilet ki. Parası olmadan yurttan çıkartılan değil mi? Pek çok da genç olduğunu duyduk. Aynen. Vaktim bitti. Çok açtık. Özür ben Simay böyle evet çok aynen ama aynen da konuşuyorum sorayım. Devamlı. Yani, Simay gelmişken sormadı demesinler Simay Bülbül. Kayıp çocuklar çok sıkıntılı bir konu ya bizde. Yani başından beri hepimiz bir deprem anında aman o çocuklara kimsenin eli uzanmasın derdindeyiz. Mutlaka siz de dernek olarak Kırmızı Çocuklar Derneği olarak bunun takibini de elinizden geldiğince yapmayın. Elimizden geldiğince yaptık. Çok karanlık ve kaotik bir ortam var. Ne söylersin? Yani ben depremin ikinci günü bir aileyle bu süreci mesela takip ettim ve belki de bu depremdeki en unutamayacağım anılardan da bir tanesiydi yani hikayeydi. Zaten depremzedeydi, göçük altından bir çocuğunu toprağa vermiş, bir çocuğu da kayıp bir anneyle ben iki gün görüştüm. Ona mı yanayım, buna mı yanayım dedi. Yani toprağa gömdüğüme mi, bulamadığıma mı? Bulamadığı da 6 ya da 8 aylık bir bebekti. Sadece enkazdan çıkan bir resimle aradık. Tanımsız bir acı, yani bence tanımsız. Daha sonrasında çocuk evet Adana Devlet Hastanesi'nde bulundu. Şimdi böyle evet vakalar var. Ve o yüzden ben günlerdir hep şunu söylüyorum. Bölgedeki kişiler için, bölgedeki gönüller için. Bir çocuk bulunduğu takdirde bölgede sakın ha üniformalı bile yani AFAD üyesi veya işte hani işte Kızılay forması olsun asla bunlara bile teslim etmeyin. Çünkü o yeleği giymek kadar basit bir şey yok. O yelek hemen bulunabilir şurada. Şimdi bulmak gerek. Hemen kurumlara. Yani bir hastaneye bile götürüp hastanenin içindeki bir yani deske bile teslim etseler hastaneye girdikten sonra çocuk bir şey olmaz. Bir ambulans yine belki ama asla bireysel kimseye teslim etmeyin. Yani tekrar diyorum bakın yelekli veyahut da üniformalı itfaiye kıyafeti olsun hiç umurumuzda değil. Asla. İşte 183 gibi hani böyle birçok numara zaten yayınlandı. Hani onlar irtibat hatları ama tekrar hep diyorum ilk günden beri hala da çıkacak olan bence çocuk vardır. İnşallah. Lütfen her ilde zaten il müdürlükleri var veyahut da hastane en yakın veyahut da bir karakol neyse oraya teslim edilsinler. Aynen. Çok daha güvenli. Kesinlikle. Ya da en güvenli seçenek. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum Ahmet'cim. Kolay çok gelsin. Kırmızı Çocuklar Derneği'nin kurucusu, başkanı, pek çok çocuğa yıllardır zaten koruyucu annelik yapan Simay Bülbül.
seri halde depremzedelere ev açıyor. Evet. Diyebilir miyiz? Hem öyle hem de inşallah önümüzdeki haftalarda bölgeye de gideceğiz. Hı hı. Zaten hep bölgede ekibimiz vardı ama büyük ihtimalle hani şimdi onu organize ediyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz çocuklar. Şunu da unutmayalım. Oradaki çocuklar, hepimiz tabii işte giyecek kıyafet gönderiyoruz, çadırlar gönderiyoruz ama oradaki çocukların durumu çok başka. Çok ciddi, hı hı, bir travmadalar. İşte şimdi oraya belki bir oyuncak kampanyasına başlıyoruz. Çok kıymetli. Çünkü geçen gün, dün bana bir video geldi. Buradan gönderdiğimiz kulelerin her birine biz birebir ailelerin ihtiyaçlarını telefonla alıyoruz. Genel ihtiyaç gönderimini artık bıraktık. Yani ailenin bedeni, işte ihtiyacı birebir koli hazırlıyoruz. Ve çocuklu aileleri, onların sormalarının akıllarına gelmedi. Tabii doğal olarak oyuncaklar koyduk. Hı hı. Dün bana bir videolar geldi ahı. O çocukların o oyuncakları alıp bana video çekip göndermişler. Nasıl bir duygu biliyor musunuz? Çünkü o çocukların da hiçbir şeyi kalmadı. Evet. Ve o bir oyuncak onu en azından orada bir tık gönlünü ferah edecek. Şimdi biz rotamızı çünkü bir çocuk eline bir oyuncak aldığı zaman bitti. Dünyayı unutur. Aynen. İşte o yüzden rotamızı hem bölgedeki kalan koruyucu ailemiz çok fazla, onlar üzerinden bir de çocuklar üzerinden şimdi, evet, projeye gidiyor. Evet. Tüm bir evladımız 6. gün kurtarılmış herhalde, pek çoğunuz izlemişsinizdir. Evet. Öyle bir hayal dünyası var çocukların. Su hayal ettim, susuzluğum geçti diyor. Ya. Gerçekten muazzam bir şey. Yani çocuk kafası, beyni, çok, hayal gücü çok, bambaşka. Ama bizim de onları beslememiz lazım. Aynen, yani duygusal anlamda beslememiz lazım. Evet, Simay Bülbül bir önceki yayında demiş ki bana, benim hayatımın dönüm noktası o çocuk yuvasına girdiğim gündür. Evet. Tüm hayatım, tüm bakış açım değişti. Ne kadar gereksiz konuları hayatımızda, evet, dert edindiğimizi gördüm. Ailenin anlamını bir kez daha fark ettim. Hayat böyle hepimize ders veriyor. Çok. Gerçekten gereksiz konuları ayıracak hiç vakit kalmadı. Yani hele her şeyin sonra boyutu artıyor. Evet. Felaketin de boyutu artıyor. Evet. Yani yaşadığımız Covid'e ayrı, depreme, evet, ayrı, şudur budur. Evet, gerçekten de galiba içi sıkılan varsa yeterli derecede yardım yapamadığından sıkılıyordur. Aklınızda olsun yani. Aynen. Demek değil mi? Yani ama sürekli yardımlar, sürekli destekler, sürekli fayda. Net. Yani çok uzun bir yol var ahu önümüzde. Çok uzun bir yol. Çok, evet, net. Minimum bir seneden bahsediyoruz ama minimumda yani. O yüzden ben biliyorum ki bir iki ay sonra herkes daha çok tabii iş, hatta önümüzdeki hafta, evet, itibariyle herkes gündelik hayata dönmeye çok alışkın dönmeye. Anadolu insanı. Hem öyle hem de herkesin işi gücü de var doğal olarak ama bu konu çok uzun bir süre. O yüzden, evet, her projeyi sürekliliği, her bağışı sürekliliğe döndürmek zorundayız. Evet. En az 6 ay diyelim. En az 6 ay. Bir yıl. Kırmızı Çocuklar Derneği Başkanı Simay Bülbül Sarıpınar. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum abicim. Çok kolay gelsin. İyi ki varsın. Yine güzel, beni ne güzel böyle konuk ettin. Her zaman inşallah aynen. Kalp daha kalbi. Güzel konularda yine böyle beraber i̇nşallah, oluruz inşallah. Çok kısa bir reklam. Reklamların ardından biraz şu bağışları ve bağışların biraz işin muhasebesine nasıl yansıyacağını konuşacağız. Çünkü bir bağış, iki bağış yetmiyor. Aylarca belki şirketler İşte bağış yapacaklar. Dün akşam bir büyük kampanyada yapılan bağışların miktarını gördük. Bunlar peki nasıl muhasebeleştirilecek? Bunlar vergiden nasıl düşülecek daha sonra? Devlet bu konuda pek çok yeni karar açıkladı. Hepsini Serkan Kundakçı ile konuşacağız. Türkiye'nin yüreğinde derin bir yara açan deprem felaketinin ardından dün televizyon kanalları yardım için ortak bir yayın platformu oluşturdular, bir araya geldiler. Türkiye Tek Yürek adı altında bir kampanya düzenlendi. Bu kampanyada 115 milyar lirayı aşan bir bağış toplandı şu ana dek değerli izleyenler. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kampanyaya 30 milyar Türk lirası ile katıldı. Bu kampanya ve tabii
daha pek çok insanımızın bölgeye dönük destekleri devam ediyor. Herkes ne yapabileceğinin peşinde bölgeye dönük. Hala bu motivasyon devam ediyor. Etmek de zorunda. Aylar sürecek bir kampanya, bir süreç, bir destek ve yardım süreci devam etmek durumunda. Gerçekten de büyük bir seferberlik içindeyiz. Şirketler var, ünlüler var, sanatçılar, öğrenciler, ev hanımları, STK'lar, çocuklar kumbaralarını boşaltıyor ve depremzedelere, afetzedelere göndermek istediklerini söylüyorlar. Büyük bir destek var. Pek çok da kurum var karşımızda tabii ki destek olabileceğimiz. İşin birazcık tabii ki bu bağışların şirketler tarafında önemli olan bir kısmı var. Bunların gelir vergisinden ya da belli vergi yükümlülüklerinden düşürebiliyor olması. Bu konuda alınan bir takım yeni kararlar da var. Serkan Kundakçı'ya hemen TÜSİAD Vergi Platformu Başkanı olarak soracağız. Serkan Kundakçı, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi biraz gelir vergisi kanunu, bir afet anında yapılan bağışlarla ilgili bize ne diyor? Son alınan kararların anlamı ne Serkan Kundakçı? Hangi indirimler, hangi muafiyetler, hangi koşullarda geçerli? Bir toparlar mısınız lütfen? Şimdi öncelikle Türk milletinin başı sağ olsun, hepimize geçmiş olsun. Gerçekten çok ciddi bir afetle sarsıldık. Yani Allah tekrar böyle acılar bize göstermesin. Çünkü telafisi çok zor bir yıkımla karşı karşıya kaldık. Sizin de bahsettiğiniz gibi kısa süreli bir dönem değil, belki aylar, belki yıllar sürecek bir dayanışma gerektirecek bir dönem bu. Çünkü devlet ve milletin el ele vereceği, devlet ve milletin yine beraber hareket edeceği bir dayanışma içinde olacağı bir sürece girmek de zorundayız. Çünkü o bölgenin tekrar kalkınması, o bölgenin tekrar imar edilmesi, inşa edilmesi ciddi anlamda bir mali yük doğuracağı gibi tabii bir zamana da yayılacak bir durum ve hemen bugün yapılacak yardımlarla konunun çözümleneceği düşüncesinde değilim. Bahsettiğiniz gibi uzun döneme yayılacak bir yardım süreciyle karşı karşıyayız. Şimdi bizim mali mevzuatımıza baktığımız zaman bu bağış ve yardımlarla ilgili konu Gelir Vergisi Kanunu 89. madde ve Kurumlar Vergisi Kanunu 10. maddede tanımlanmış. Ama orada genelde bahsedilen hususlar kamuya yararlı dernekler, kişi sayısı şu anda 355 adet ve kurumlar vergisi muafiyeti tanınan vakıflara yapılan bağışlarla ilgili. Onların sayısı da şu an 313 adet görülüyor. Bunlara yapılan bağış ve yardımlar şirketler ya da gelir vergisi mükellefleri, gelir vergisi mükellef tanımını genişletelim, yani kira geliri elde eden bir mükellefin de yapmış olduğu bağış ve yardımlardan indirim hakkı var. Hı hı. Gelir vergisi kanunda bunların tanımlaması matrağın %5'i ile sınırlı. Yani yapmış olduğunuz nakdi bağışın matrağınızın %5'i kadar indirim konusu yapabiliyorsunuz. Ancak 2021 tarihli Şubat ayında yayınlanmış olan Cumhurbaşkanlığı kararımıza göre deprem ve doğal afetlerden sonra AFAD koordinasyonunda yapılan kampanyalara nakdi ya da aynı bağışların tamamının vergi mükelleflerince indirim konusu yapılması öngörüldü. Yani 2021 yılından bugüne kadar aslında AFAD üzerinden yapılan doğal afetler sonucu başlatılan kampanyalarda yapılan bağışın tamamının matrahtan indirilmesi söz konusu. Bu yeni alınan karar değil mi Serkan Bey? Bu 2021'den beri var abi. Var, peki. AFAD'a yapılan bağışların hepsini, tamamını, nakdi olanları vergiden düşebiliyoruz. Doğru mu anladım? Yani şöyle, doğal afetler, doğal afetler var. Doğal afetler sonrası Cumhurbaşkanlığınca başlatılacak kampanyalarla beraber AFAD'a yapılan bağışlar diye sınırlandırabiliriz. Yani AFAD'a yapılan bütün bağışlar gibi değil de doğal afetler sonrası. Hmm. Şu anki gördüğümüz gibi, tabloda görüleceği üzere. Evet, tablo şu anda birebir oturuyor. Doğal afetler sonrası, Cumhurbaşkanlığı kararınca başlatılan yardım kampanyaları sonrası, AFAD üzerinden yapılan aynı ve nakdi bağışlar. Yani bunun içine aynı bağışları da sokalım. AFAD'a yapılan aynı bağışlar, AFAD'la yapılacak sözleşmelerle belgelendirilmek koşuluyla ve bir tutar belirtmek koşuluyla yine gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince beyannameden indirim konusu yapılabilir. Tamamı. Şimdi genel olarak değil mi? Tamamı. Tamam, evet. Vergiden düşülmesi tanımı aslında doğru değil. Yani tahakkuk eden vergiden indirmiyoruz da vergi matrağından düşüyoruz. Yani vergi hesaplanmadan önceki matrahtan düşülüyor bu konu. Ödenecek vergiden değil de vergi matrağından düşülüyor. Ama tamamı indirim konusu yapılabiliyor. Şu anki görmüş olduğumuz tablo birebir oturuyor. AFAD'a yapılacak olan bağışların vergi matrağından indirilmesi söz konusu. Diğer taraftan Kızılay'a yapılan bağışlar.
Kızılay'a yapılan bağışlar aslında kanunumuzca zaten ayrıca tanımlanmış. Çünkü Kızılay zaten yardım amaçlı bir kuruluş, evveliyattan beri var. Bu gelir ve kurumlar vergisi kanununda tanımlanmış olarak Kızılay'a yapılan nakdi bağışların da tamamı vergiden indirim konusu yapılıyor. Yalnız Kızılay'a nakdi bağışlar, aynı bağışlar yine %5 ile sınırlandırılmış. Bunu yine belirtmek istiyorum. Evet. Kızılay'a yapılacak nakdi bağışların tamamı yine vergiden indirim konusu AFAD'da yapılabiliyor. Yapılan bağış, aynı bağış tamamı, ancak Kızılay'a yaptıysanız aynı bağışın %5 ile sınırlı dedik değil mi? Evet, aynı. Yine nakdi bağışımızın tamamı, aynı bağışımızın %5'ini vergi matrahından indirim konusu yapabiliyoruz. Şimdi AFAD ve Kızılay dışında da aslında bir sürü kamuoyunu da yakından ilgilendiren ya da şu anda tarafında, medya tarafında da yayınlanan birçok sivil toplum kuruluşu da görüyoruz. Bunların da bağış ve yardımlar kapsamında değerlendirilebilmesi için dediğim gibi kamuya yararlı dernekler ya da kurumlar vergisi muafiyeti tanınan vakıflar statüsünde olması gerekiyor. Bunların da listesi Gelir Dersi Başkanlığı ve sivil toplum kuruluşları sitesinde var. Onlara yapılan bağışları da yine matrağın %5'i olarak indirim konusu yapabiliyoruz. Şimdi hali hazırda dün gördüğünüz çok ciddi anlamda bir yardım kampanyası başlatıldı. Türkiye Tek Yürek olarak ciddi anlamda bir yardım kampanyası yapıldı. Burada yapılan bağışlar AFAD ve Kızılay üzerinden yürütüldüğü için buradaki bağışların makbuz karşılığı ve bağış olduğu belirtilmek suretiyle beyannamede indirim konusu yapılması mümkün. Şimdi tabii konuyu tamamen şirketler olarak sınırlamayalım. Kira geliri elde eden bir vatandaşımız 100 bin lira kira geliri elde ettiğini ya da 100 bin liradan dolayı vergiyle muhatap olduğunu düşünelim. Bu kira geliri karşılığında AFAD'a 100 bin Türk lirası nakdi bağış yaptığında bunu gider olarak yazabiliyor. Yani beyannamede indirim konusu yapabiliyor ve ödeyeceği vergi sıfırlanmış oluyor. Evet. Aslında toplumun genelini ilgilendiren, kamuoyunun tamamını ilgilendiren bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Yani bir kira geliriniz varsa zaten yıl sonunda devlete oradan bir vergi ödeyeceksiniz. O vergiyi devlete ödemek yerine belgelerseniz eğer AFAD'a bir bağışta bulunduğunuzu, hani devlete ödemek yerine AFAD'a yönlendirmiş oluyorsunuz ödeyeceğiniz vergiyi. Aynen öyle. Aslında tabii bu tip durumlarda doğal afetler karşısında yardım ve bağışların teşvik edilmesi adına çok önemli bir uygulama bu. Evet. Çünkü hani burada amacımız aslında krizden fırsat çıkarmak değil, sadece yardım ve bağışların teşvik edilmesi olarak yorumlanması gerekiyor. Biraz daha teşvik edici yeni kanunlar çıkarılmasına sizce ihtiyaç var mı? Çünkü bölge bir değil, iki değil, aylarca sürecek bir rekonstrüksiyon sürecine girecek. Herkes bağış yaparken biliyor ki hani bu depremzedelerin tabii sayıca bu kadar çok olunca ihtiyaçları aylarca bitmek bilmeyecek. Dolayısıyla hani biraz daha alan genişletilebilir mi bilmiyorum, izlediniz mi? Mesela Kırmızı Çocuklar Derneği Başkanı'nı ağırladım, Simay Bülbül. Seri halde depremzedelere ev açıyorlar. Açtıkları evlerle ilgili de şirketler sevgili Simay'a pek çok şey gönderiyor. Bizler de öyle kendisiyle paylaşıyoruz yapmak istediklerimizi, ama hani AFAD'a vermedik de biz Simay'a verdik. Çünkü gerçekten dört koldan o kadar acil bir inisiyatif almak gerekiyor ki çalışmak lazım. Dolayısıyla ben bunlara değil ama kendi seçtiğim bir sivil toplum kuruluşuna destek verdiğimde durum ne? Serkan Bey. Şimdi birincisi dediğiniz gibi doğru aslında. Bu kavram genişletilebilir ama bunun için bir Cumhurbaşkanlığı kararı ya da bir yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Çünkü Cumhurbaşkanımızın kararı deprem ve doğal afetler sonucu AFAD üzerinden yapılan bağış ve yardımlar olarak açıklandı. Evet. Bu tanım olarak genişletilebilir mi? Genişletilebilir. Meclis toplanıp bununla ilgili yasal düzenleme yapabilir mi? Yasal düzenleme yapabilir. Ya, bu birinci konumuz. Şeyden bahsediyorsunuz. Yani bunun yapılabilmesi için olması gerekenler bunlar diyorsunuz yani Serkan. Evet. Bir de diğer taraftan mesela biraz önce bahsetmiş olduğunuz derneğin kamuya yararlı dernek statüsünde olabilmesi lazım. Mesela hiç yapılan bağışın tamamı olmasa bile %5'in indirim konusu yapabilmemiz için kamu yararlı dernekler listesinin içerisinde olması lazım. Bununla ilgili de derneğin İçişleri Bakanlığı'na müracaat etmesi gerekiyor. Kamu yararlı dernek statüsüne geçmeyle ilgili talepte bulunması gerekiyor. Bakanlık bununla ilgili değerlendirme yapıyor ve ondan sonra bakanlık bunu kamu yararlı dernek listesine ekleyebiliyor. Aynı şey vakıflar için de, kurumlar vergisi muafiyeti tanınan vakıflar için de aynı sistem yapılabilir. Tabii ki dediğimiz gibi süre çok uzun olacağı için aslında bu tarz derneklerin ve vakıfların da bu titirleri, bu unvanları almayla ilgili gerekli yasal müracaatları tamamlamaları gerekiyor. Bunun dışında mesela ücretli çalışan
birçok insanımız var. Gerçekten herkes karınca kararınca elinden gelen yardımı yapmaya çalışıyor. Yani evet. Kimisi 1.000 lira, kimisi 1 lira. Bunun ücretli çalışanlara da bu vergi indiriminin tanımlanması ya da vergi indiriminden faydalanması imkanı sağlanabilir. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca mesela öneri olarak bunu da söyleyebiliriz. Çünkü peki, dediğimiz gibi sadece büyük şirketler tarafından değil, tabii, küçük bireysel kişiler tarafından da çok küçük anlamda yapılan bağışlar var. Ücret beyannamelerinde ücret gelirlerinden indirim hakkı tanınabilir diye düşünüyorum Ahu Hanım. Bu bireysel yardımlar, bir maaşımı bağışlıyorum diyen bir memur mesela AFAD'a bağışlarsa o da bundan faydalanabiliyor değil mi? Yok. Şu anda faydalanamıyor. Gelir tamam. ve kurum, evet, ticari anlamda gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olması lazım. Peki, o zaman ticari anlamda yıllık mutlaka beyanname vermesi gerekir. Peki, şu vergi konusunun kapsamının genişletilmesi lazım. Öyle gibi görünüyor. Evet, yani çünkü Serkan Kundakçı, çok teşekkür ediyorum. Bunlarla sınırlı olsun. Bir sonraki yayınımızda malum her depremden sonra salınan pek çok vergi var. İşte özel iletişim vergisi olsun, ÖTV olsun, 99'dan sonra bunlar hayatımıza giren vergilerdi. Bakalım bundan sonra neler olabilir, hangi düzenlemelerle karşılaşabiliriz? Serkan Bey'den rehberlik almayı sürdüreceğiz. Teşekkür ediyoruz. Biraz açtık süremizi, burada da noktalıyoruz. Görüşmek dileğiyle diyoruz değerli izleyenler. Ben Ahu Urakçıoğlu.